Şu yeşil boyalı kovana gördüğünüz gibi kovanın önünde bir sürü arı tutulmuş. İçeriye girmeye çalışıyorlar. Sanki bir yandan da engelleme var. Şimdi kimler girmeye çalışıyor? Arılar onu neden engelliyor? Yabancı arı muhtemelen. Şöyle yerde de bir arı öbeği var. Hemen yan tarafına şu kovanı indirdim. Arı öbeğinin yanına. İçine girsinler diye. Bir ana arı falan göremedim. Bunlar yere toplanmışlar. Bazen böyle yapabiliyorlar. Bir kovana girmek istiyorlar. Mukavemetle karşılaşınca işte ana arı da yoruluyor falan. Böyle yerde toplanabiliyorlar. O yüzden arkadaşlar bakalım ana arı da kovana girsin. Kimdir, necidir, ne değildir bir bakıp inceleme yapacağız. Ama tam zamanında geldim, yoksa gidecek yer pek bulamayacaklardı. Belki birbirini öldüreceklerdi. Şu anda krizi çözüyoruz gibi görünüyor dostlar. Evet arkadaşlar, ana arıyı görebiliyorum. Ana arı şu ortalarda. Kırmızı renkli 4 numaralı ana arı. Yani bu hangi kovandan çıktı, neden buraya düştü bilmiyoruz. Geçen yıl doğan analardan birisi olarak hatırlıyorum. Tabi şimdi tüm kovanlarıma bakmam gerekecek. Ana arıyı gördüğüm çok iyi oldu. En azından önemli bir bilgi edinmiş oldum arkadaşlar. Bakalım bunun üzerine takibimizi sürdüreceğiz. Tabi yaklaşık 2 haftadır hava yağmurluydu, soğuktu, rüzgarlıydı derken arkadaşlar arılar o anda bayağı bir sıkıştılar. Böyle hava güzelleşince, bugün biraz güzelleşti. Böyle hemen oğul hareketine girmeleri oldukça normal. Sizin de aklınızda olsun sevgili dostlar. Arılar böyle yağışlı dönemlerin sonunda, yani bir haftadan biraz uzun, 10-15 günlük gibi yağışlı dönemlerin sonunda daha çok oğul veriyorlar. Özellikle oğul verecek kovanlar bu dönemde aynı zamanda, yani eş zamanlı oğul veriyorlar. Kovanda arı nüfusu artıyor. Bal miktarı azalıyor. Onlar da diyorlar ki mevsim güzel, hadi bakalım oğul verelim. İşte böyle oğul veriyorlar. Yalnız bu ananın yaptığı hiç hoş değil. Böyle oğula gitmeleri hiç hoş değil arkadaşlar. Neyse, oğul toplanmaya başladı. Şöyle kovanı benimsediler. İşte yuvamız burası diyorlar. Ana arı içeriye girdi arkadaşlar. Evet, Allah kimseyi yuvasız bırakmasın. Yuva çok önemli. Hadi bakalım, hayırlı olsun diyelim.